Noldoiz TV ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Final Fantasy 15'in artık son bölümlerindeyiz. Yani gerçekten son bölümlerindeyiz. Kristal'e ulaşacağız. Ardyn bizimle halen oynamaya devam ediyor. Ignis, Prompto ve Gladio geride kaldı. Ya yani bir nevi onları geride bırakmak zorunda kaldık Kristal'e ulaşabilmek için. Çünkü bitmek bilmeyen bir iblis sürüsünden bahsediyorum burada. Ben bu arada biraz eşeklik ettim. Ya bu Ardyn nedir? Ya kimdir falan diye bir araştırayım dedim. Çok çarpıcı sonuçlara ulaştım. Ardyn'in neden kötü karakter olduğunu öğrendim. Amacını öğrendim. Ama bunları oyunu bitirdikten sonra konuşmayı yeğliyorum. Ya da Final Fantasy 15'in Let's Play videoları bittiği zaman Ardyn'e özel bir karakter tanıtımı yapacağım. Aklımda öyle bir plan var. Yani Ardyn Izonia kimdir? Nasıl bir yoldan geçmiştir? Neden kötü bir karakterdir? Sence değerli arkadaşların halen hayatta mı? Senin için ölenler. Akıllarından neler geçtiğini hiç düşündün mü? Onların son sözlerini dahi hatırlayabiliyor musun? Hepiniz için geri döneceğim, yemin ediyorum. Yeter artık, kristalimi istiyorum. Bu daha ne kadar gidiyor? Kristal orada olmalı. Dediğim gibi hani Ardyn'i, evet kristallerde ya. Hani Ardyn'i anlatan bir video yapmayı planlıyorum. Bunu zaten... Bayağı kristal müziği de geldi. Yani Ardyn'i tanıtacak bir video yapmayı planlıyorum. Zaten oyunun oyunu bitirdikten sonra biraz muhabbet edeceğim. Yolculuğun sonuna geldin Noctis. Ne kristalmiş ya. Geldim abi kristal artık. Dokunabilir miyim? Her şey bunun için miydi? Hazır mısın Noctis? Lütfen, iblisleri durduracak gücü bana bahşet. Neden? Ne oluyor? Aa, ışık tarafından zarar görmedin. Gerçekten de seçilen kralsın. Ama sana bir hikaye anlatmama izin ver. Çok uzun yıllar önce hastalık insanlığı neredeyse yok etti. Ve bir delilik bütün insanları canavara dönüştü insanları ama... Evet, şu an Ardyn kendinden bahsediyor. Yani vücudunu iblislere verip... Evet, nedense Noctis de kristale çekiliyor. Şu an Ardyn kendi geçmişinden bahsediyor, kendi yolculuğundan bahsediyor. Sana daha önce adımı söyledim ama bunun bana doğumda verilen bir isim olduğunu Ardyn Lucis Kaelum, benim gerçek adım. Ama Izunia'nın kimin adı olduğunu asla tahmin edemezdim. Noctis, seni bir ölümlü olarak öldürmek bana tatmin veriyor. Kristal'in gücünü elde et ve hak ettiğin şampiyon olarak, kurtarıcı olarak geri dön. Sadece Kristal ve Kral yok olduğunda huzuru bulabileceğim. Huzur ve intikamı bilebileceğim. Ve hemen geri dön. Sen dönene kadar da arkadaşlarını oyalarım biraz. Şimdi olay şu. Burada neden şaşırmadım? Çünkü araştırmıştım. Ardyn Lucis Kaelum, Ardyn'in gerçek adı. Yani daha önce Lucis'in krallarından, prenslerinden birisi. Ama Ardyn iblisleri bastırıp yıldız vebasını yok etmek için iblisleri kullanıyor ve astraller de şeyi lanetliyorlar. Ardyn'i lanetliyor astraller. Ve gördüğünüz gibi lanetlendiği için Ardyn ölümsüz. Abi vuruyorsunuz ama işte.
Ardyn aslında yani krallığı için zamanında iyilik yapmak isteyen bir prensmiş. Ancak iblislerle bir olduğu için astraller Ardyn'i lanetliyor. Aynen de şu an gördüğünüz gibi. Ve Ardyn'in amacı aslında bir nevi Noctis'i de gerçek bir krala çevirmek. Yani Noctis'i olabildiğince zor bir süreçten geçirtip onun sabrını denemek. Biraz sadistçe bir yöntem ama yani Ardyn'in aslında amacı, yani şey diyor Ardyn. Eğer Noctis gerçek kralsa benim koyacağım her engeli aşabilir. Oo, Bahamut geldi. Gücünü topla seçilmiş kişi. Ya Noctis eğer seçilmiş kralsa benim koyacağım her engeli aşar diyor Ardyn. Aşamazsa zaten gerçek kral değil ve dünya yok olsun, benim umurumda değil diyor. Şu an neden ortam çok Kingdom Hearts? Böyle Sora'nın düşüşü gibi. Abi Bahamut geldi ya. Bu dünyanın kaderi kralların kralının elinde. Yerim seni ya, bayılıyorum Bahamut'a. Ejderhaların kralı olarak bahsetmiştim. Meğerse Bahamut da kristalin içindeymiş. Ve bizi kutsuyor şu an. Bir nevi kutsama yapıyor. Burası neresi? Arkadaşların nerede Bahamut? Halen karanlığa karşı direniyor ve umuda inanıyorlar. Hala umutlular. Bir gün krallarının gelip onları yükselteceğini ve intikamı, kurtuluşu getireceğine inanıyorlar. Burası neresi Bahamut? Neredeyim ben? Kristalin kalbinde. Yıldızın ruhunun yattığı yerde. Burası kralın gücünün tamamen elde edebileceği ve çağrısını tamamlayabileceği yegane yer. Kovanatların uyanmasıyla birlikte, Aslan'ın uyanmasıyla birlikte altının beklediği saat, öngördüğü saat ve zaman geldi. Ve artık kristal bütün ışığını yüzüğe bahşedecek. Ancak bu şekilde yüzük tamamlanabilir ve gerçek kral da yükselişini tamamlayabilir. Yükselişine ulaşabilir. Yalnız insan gibi bir yüzü var ya. Sadece gerçek kralın eliyle ölümsüz olan lanetli buradan uzaklaştırılabilir ve ışık da dünyaya gelebilir. Lanetli olan kim? Evet, sonsuz bir hayatla lanetlenen birisi. Ve yani iblislerle birlikte bir veba saçıyor etrafa. Ardyn'in ta kendisi, bahsettiğim gibi. Yani saf olmayan bir vücut ve ruha sahip ve kristalin ışığından da değersiz, yani kristalin ışığını hak etmiyor. Ve yükselmesi de şeydir, yasaktır diyor Bahamut. Yani aklı tamamen sapıtmış, intikamla yaşayan birisi ve sadece gerçek kral, kristalle seçilen gerçek kral ve onun koruyucuları bu lanetlinin deliliğini sonlandırabilir. Ne konuştum be Bahamut? Çevir çevir bitmiyor. Providence da ne? Neymiş Providence? Bu Providence ölümsüz lanetlinin çözümü diyor. Altının gücünden çok daha yüksek bir güç. Yani geçmişteki kralların güçleriyle birlikte kristalin ışığının saflaşmış halinden gelen bir güç. Ve sadece tahttaki seçilmiş kişi bunu elde edebilir. Ancak kendi hayatını feda ederek. Kralların kralı karanlığı uzaklaştırabilir, ancak bunu kanıyla ödemeli. Seçilmiş kişi hayatını feda ederek bu karanlık çağı yok edebilir. Birçok kişi kral için kendini feda etti. Bu sefer de kral herkes için kendini feda etmeli. Şimdi yansımaya gir ve kurtuluş ışığının içinde parla.
Noctis kendine feda edecek. Ama oyun hakkında diyecek yorumlarımı en son bitişe saklıyorum. Büyük ihtimalle bu son bölüm olacak. Daha fazla size zulüm etmek istemiyorum. Bu bittikten sonra da işte bu silah şurada bulunur. Ascension pointlerim şunlar. İşte ben karakteri böyle kastım. Gideceğiz adamantoyuz keseceğiz vesaire. O geçmişi görüyoruz. Flashbackler. Her şeyi anlatacağım. Yani bol bol tartışma döner. Noctis şu an Chris'in içine bir nevi olgunlaşıyor gibi bir şey. Bir çekirdek gibi. Yani olması gereken krala dünyayı bu karanlıktan ölümsüz lanetliden kurtarmak için bir nevi ışık kendini tamamladı. Krallığa git. Hain seni orada bekliyor. Tahtını geri kazan ve gerçek bir kral olarak yapman gerekeni yap. Çağrını tamamla. Noctis büyüdün değil mi? Sakalın falan çıktı. Vallahi olgun adam büyüdü ya. Sakalların var mı? Ah Noctis ah. Ya tüy tüy sakallar ya. Ay yerim. 10 sene falan geçiyor çünkü burada. Angelgard taştan hapis. 10 sene falan geçiyor çünkü bu Kristal'in içerisinde ve Noctis hani 10 sene boyunca gerçekten Kristal'in içerisinde kalıyor. Ama olması gereken krala dönüşüyor gücüyle biliyor. Aa Umbra. Mektup mu bana? Umbra. Dünya tamamen bir karanlık içerisinde şu an fark ettiğiniz gibi. Mektup kimden? Hammerhead'de seni bekliyoruz. Ve seçilmiş kralın çağrısı. Chapter 13'ü de bitirdik. Dediğim gibi Noctis Kristal'in içerisinde yaklaşık bir 10 sene kalıyor ve bu 10 sene boyunca Noctis olması gereken krala dönüşüyor bir nevi kutsamayla birlikte. Ve çıktığı zaman da zaten etrafı gördük. Kapkaranlık bir dünya var. Neredeyse yok olmuş bir dünya var. Noctis kendisini bulduğu bu taştan mezarda, Angelgard'daki taştan mezardan ayrılıyor. Hatta babasının gemisi de orada şeydeymiş, sahildeymiş, kıyıdaymış. Ve şimdi Golden Quay'e kendi krallığına geri dönüyor. Zaten eğer yani dediğim gibi eğer istiyorsanız hani Ardyn Izonya neden kötü daha iyi anlat bak biz daha iyi anlayalım. Türkçe kaynak yok derseniz ben yaparım zaten hakkımda yapmak da var. Hatta ya ben birazcık daha Final Fantasy 15 ile alakalı içeriklere devam etmeyi de düşünüyorum. Hani hikaye anlatımı açısından olsun. Daha iyi hikayeyi anlayın. Ya da olabildiğince çevirmeye çalışıyorum. Hani İngilizcesi iyi olmayan arkadaşlar için de. Ya Noctis bir tıraş ol ya. Çok kötü duruyor sakallarım valla. Ne kadardır yoktum. Ben biliyorum 10 sene boyunca yoktuk şimdi. 10 sene olması lazım. Yok olmuş bir dünya. Diğerleriyle buluş. Buluşalım da nerede buluşacağız? Herkes nereye gitti? Neyse ki kılıçların falan her şey var. Ama dünya gerçekten de gördüğünüz gibi yok olmuş. İblisler her yerde. Ne oldu? Abi 7 level'lı goblinlerle mi beni karşılıyorsunuz ya? Lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Beni yormayın bak valla. Exp de vermiyor. 9 exp ne yani? Noctis'in hayatta kalan son adam. Evet bayağı hayatta kalan son adam gibi görünüyorum şu an. İnsanlar yok. Aa tombiriler. Size tombirileri anlatayım. Bunları görmeyi beklemiyordum çünkü. Tombiriler Final Fantasy evreninin yine böyle Chocobo gibi, Malboro gibi bilinen karakterleridir. Ellerinde böyle fenerler taşır. Fener ve bıçak. Beni bıçaklamayın abi. Deli gibi bıçaklıyorlar. Ama sürekli bıçaklıyorlar ya. Ya böyle Final Fantasy evreninin bilinen karakterlerindendir.
bilinen ve sevilen aslında. Tatlıdır tipleri böyle. Geceliğin dışarı çıkarlar. Ya illa bana iksir mi? Bak Tonberry'cim, size anlatıyorum. Bana vurmayın. Nasıl bıçaklıyor ya? Bir de pıt diye bıçaklıyor hemen. Çattık ya. Bay bay, git buradan. Pıt diye bıçaklıyor, bir de savunamıyorum. Orada iskeletler var. Ne yapmışsınız abi Ardyn? Ama Ardyn büyük halen bekliyor yani. Noctis'in geleceğini biliyor. Noctis'in neden içeride olduğunu biliyor. Ama halen Ardyn'in amacı şey. Hani Noctis tamam. Hani astrallerin kutsamasını aldı. Onu aldı, bunu aldı ama hani bakalım seçilmiş kral mı? Bakalım beni durdurabilecek mi? Bakalım dünya için, halkı için kendisini feda edebilecek mi? Ardyn'in tamamen şeyi o. Hani ben zamanında krallığımı kurtarmayı denedim. Ama işte astraller beni lanetledi. Dur bakalım. Ben değil de başkası bakayım nasıl kurtarabilecek krallığı, ya da kurtarabilecek mi? Ardyn'in tamamen derdi o. Ne o ya? Naga. Neyse, Noctis'in hiç gücü değişmemiş. Ya yine aynı Noctis yani. Kutsama aldık sadece kendimizi feda etmek için herhalde. Aa, biri geliyor. Kim geliyor? Bir tane astral geliyor şu an. Kim ya, merak ettim, çağıracağım. Gel. Kim sen, gel. Kim geldi? Ramuh mu? Ulan dedeciğim, yine ilk sen karşıladın beni ha. Bayılıyorum Ramuh'a ya. Direkt geliyor adam. Bir telefonla. Vur patlasın, çal oynasın. Vallahi vur patlasın, çal oynasın. Artık Ramuh sıkıldı ya. Noctis, atayım sopamı gidelim ya. Vallahi dedi. Umarım herkes iyidir. Bitmiyorlar ki. Gerçekten iblisler bitmiyor. Ya da ben koşayım en iyisi. Koşturmuyorlar ki. Birader. Bak bak bak, orada gargantualar. Orada devler. Bak orada bomblar falan var. Dünyanın çivisi çıkmış. De ben oraya kadar yürüyecek miyim şimdi? O ne? Demon Wall. Seni ilk defa gördüm bu oyunda. Çok kesmek isterim açıkçası ama yüksek level'sın. Seni kesemeyiz böyle, yok. Ben sonra sana geleceğim. Ben sonra geleceğim sana. Bak bak bak, oralarda bir şeyler var. Siz nesiniz? Necromancer. Oturup savaşmak isterdim de kayıt yapıyorum arkadaşlar. No. Kapışamayacağım. Hiç kusura bakmayın. Böyle gidiyoruz da. Ne oldu Amra? Biri geliyor. Bir şey geliyor. Regalya falan mı ne, bu araba geliyor.
araba. Şey, Talcott falan mı bu? Vallahi Talcott bak. Evet. Bak Talcott. Dedem Amistia şeyine hizmet etti. Talcott? Evet. Yok artık. Vallahi. Hoş geldiniz kralım. Talcott bile büyümüş ya. Hayır. Hayır. Aynen. Tamam, anladım. Öyle mi? Bir saniye. Sizinle konuşmak istiyormuş. Yüzle konuşuruz, beklesin. Yüzle konuşursunuz, tamam. Hemen geliyoruz. Adamsın Talcott. Bak bak, kaktüsleri de toplamış benim satın aldığım. Ay yerim lan seni Talcott. Adam olmuşsun ha, aferin. Evet, 10 sene boyunca büyüdüm diyor. 10 sene? Herkes bir şekilde direniyor. Neredeler? Lestalum'da. Ama şey için gitmişler. Ha, Cindy'ye gitmişler bizimkiler. Ama işte bazen Cindy'nin dövüşecek birilerine ihtiyacı oluyormuş ve bizimkileri arıyormuş. Hammerhead'de buluşacakmışız. Noctis dinliyor mu? Bak bak, adam bizim kaktuarlarımızı dizmiş ya, yerim. Siz yok olduğunuzdan beri majesteleri sürekli bir kabus vardı, sürekli bir gece vardı. Lestorm'da halen ışık var. Santral'e bağlı olarak ama yani diğer her yer terk edildi. İblisler geldi, insanları kovdu oradan. Yani insanlar arada Hammerhead'e gelip uğruyorlar ama yani daha çok ışık için bu, iblisleri kovan ışıklar için. Yani daha çok iblis avları oluyormuş artık, bir avcı istasyona dönmüş. Sid Island yaşıyormuş ama eskisi kadar iyi değilmiş. Yani son zamanlarda pek kendisi de değilmiş Sid. Özellikle de Lestorum'dan çıktığı zaman. Yani birisi de garajı... Yani Sid Island böyle savaşmak istemiş ama Lestalum'a geçtiğinden beri kendisine değilmiş pek. Her yerlere saldırmışlar ya, şunlara bak. Ama Sid Island Ignis'in yemekleriyle takılıyormuş yani. Yani birçok insan bu iblislerden dolayı ya yaralanmış ya da daha kötüsü diyor. Vay, Iris iblis avcısı olmuş. Gladio ve diğerleri de ihtiyaçları olduğu zamanlara yardım ediyormuş. Prompto'da zamanını genelde Hammerhead'in çevresinde avcılık yaparken geçiriyormuş ve Miss Cindy'yi etkilemeye çalışıyormuş. Ignis de avcılık yapıyormuş. Durdurmaya çalışmışlar ama dinlememiş. Evet, halen görüşü gelmemiş Ignis'in de. Yani Ignis demiş ki ben zaten karanlıktayım, daha kötüsü olamaz demiş. Böyle bir yaramıza basmış aslında. Hepsinin ayrı ayrı işleri varmış ama yine de bir takım olarak savaşıyorlarmış. Ekip dağılmamış yani. On sene gidince durumlar böyle oluyor tabi. Geldik majesteleri. Herkes seni göreceğine mutlu olmuştur diye düşünüyorum. Oo, bayağı burası üs olmuş ya. Tel örgüler falan. Eğer başka sorularınız varsa da sormaktan çekinmeyin dedi. Bayağı burası askeri üs gibi kapatılmış ya. Selamünaleyküm gençler. Prompto'nun da sakalı çıkmış, Gladio'nun da sakalı çıkmış. Diyeceğin tek şey merhaba mı diyor bu kadar zamandan sonra. Noctis, sensin. Herkesin sakalı çıkmış ya. Ignis'in yok bir tek. Bizi beklettin diyor.
Affedersiniz diyor Hasan Octus, yani istemeyerek oldu diyor. Şimdi yetişiriz diyor. Yapmamız gereken şeyler var. İçeri gidelim. Evet, şimdi de başkente doğru yola çıkacağız. Son savaş Hammerhead'den ayrıldığımız an başlayacak. Hazırlanın diyor. Bir etrafa bakalım. Atmosferik durumlar hakkında yazı var. Silahlar var. O zaman Insomnia'ya gidelim. Yani yapacak bir şeyim yok çünkü. Evet, giyinmenin vakti geldi. Gururla giyin diyor. Ya umarım bana olur. Olur Noctis, olur. Hiç ne boya atmışsın, ne vücudun gelişmiş, hep aynısın. Bir sakal çıkmış. Ne yemek yapacaksın Ignis? Şu adama kör kör yemek yaptırmayın ya. Güzel bir şey yap bari, madem son bölümdeyiz. Güzel bir yemek yap bize. Atağı 500 arttırıyorsun. Bu güzel bak, canım 3000 arttırıyor, atağı 400 arttırıyor. Sen bunu yap. Hem de başkent Rostos'uymuş adı. Hem Insomnia'ya, başkente gidiyoruz. Kraliyet şehrine. Kraliyet şehri Rostos iyidir. Oh. Ben de istiyorum ya. Vallahi canım çekti. Gladio bak, 10 sene geçmiş, bana atar yapma. Hiç bozuşmayalım. Vallahi aynen, muhabbet edelim. Ne yaptınız, ne ettiniz 10 sene boyunca, onları konuşalım. İşte atar yapma, gerek yok. Oh. Kraliyet kıyafetimizi de giydik. Insomnia'ya da geldik. Evim, canım evim. Evet, sonunda. Bekleyeceğimiz şey orada. Sonraki durak kale. Oo, somnus da çalıyor. Yüzü de taktık. Yalnız Noctis yapması gereken şeyi kimseye söylemedi zannediyorsam. O sonsuz asker. Durmak yok. Aa, bunlar artık iblisleşmiş askerler zannediyorsam. Durmak yok, yola devam. Artık bitireceğiz. Madem geldik. Yıllardır böyle savaşmamıştık. Nostalji oldu değil mi? Hazır mıyız gençler? Ne o? Bakın ben kafa atıyorum. Özlemişsinizdir 10 senedir kafa atmamı. 72 level, aman go. Aynen, pek go olmadı ama olsun. Biz bunu keseceğiz. Oo, kalkın. Gençler. Alın benden bir mega eliksir. Keseceğiz biz bunu. Yok öyle başkenti. Kral evine geri döndü. Şu Gladio'nun yeni saldırısını denemek istiyorum. Hop. Gladio. Wow. 9999 vurdu hem de iki defa. İyi iş Gladio. Ya bak, bana atar yapıyordun. Kimseyi kırmaya değmez Gladio'cum. Hayat kısa. Hayat çok kısa. Ignis. Hop. Ignis'in başı beladaymış. Ignis.
Yok bela falan yok. Buraya krallığımızı geri almaya geldik. Aa peri atamadım. Ignis. Hadi öl. Öldü. Bu kadar. Ya gençler. İyi miyiz? Buradan gidemiyoruz. Evet burada fena bir savaş dönmüş belli diyor Noctis'te. Aynı hatırladığımız gibi. Eskiden burada birçok insan olurdu. O zaman eski haline çevirelim burayı. Daha kim var ya? Ha. Bay bay. Tamam, bunlar da bitti. Yine bir iblisler falan sesler geliyor ama dur bakalım. Bak 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 orada bir şey var. Ne o ejder mi ne o? Kimsin sen? Orada siyah flanlar var. Behemoth Kral. Ben ona gideceğim. Beni dürtüyor çünkü. Ben gidiyorum. Tabii görsel şu an çok karıştı ama. Behemoth'un boynuzunu da aldım. Kırmışım o arada. Keseceğim ya, başkenti temizleyeceğim bunlardan. Arkadan da vuramıyorum ki. Arkadan vurabilsem Blind Strike'la falan rahatlayacağım da. Kocaman şeyi periledim ya. Neyse öldü zaten. Ardyn vallahi geliyoruz. Aklını başına topla.
Demek içimize birazcık daha böyle Ardins beni başkentte şeyde kalede bekliyormuş. Hazır mısın? Hazırım. Ardin beklesin ya. Biz geldik, Ardin nerede derken Ardin de geldi. İfrit. Evet, Shiva'nın insanlığa olan şeyini, sevgisini taşımıyor. Bu yüzden sıcak bir karşılama bekleyebilirsiniz. O zaman sizi yukarıda bekliyorum. Dedi ve İfrit geliyor şu anda. Bu da oyunun başındaki sahne herhalde. Evet. İfrit, astrallerin sonuncusu ve Final Fantasy evreninde en çok karşımıza çıkan summonlardan birisi. Sakin olun, çünkü birazdan ortam ısınacak. İfrit bayağı şeytan gibi duruyor ya. Hiç hiç. Derik bir selam verelim, bir anlaşalım, kutsamanı alalım. Yok. Bir daha vurmadan hemen buraya gel. Evet, direkt boynun başı. İfriti ne yaptı yapacağını. Bayağı cehennem ateşini üstümüze salıyor. Gel. İfrit'in seviyesi bile belli değil. İfrit ölüyor hemen, bu ne? Beni yere bırakır mısın İfrit? Güzel tasarlamışlar ama bayağı şeytan gibi. Ben daha böyle iblisimsi, şeytanımsı bir şey bekliyordum. Hatta ilk videoda buna kaos demiştim ben. Çünkü kaosa daha çok benziyor yani böyle. İfrit genelde böyle... Biri geliyor, bir astral geliyor. Shiva falan geliyor herhalde. Biz kestik. Bahamut? Bahamut mu geliyor? Bu kılıç... Evet, bu kılıç Bahamut'un herhalde. Evet, Bahamut geldi. Artık astraller de sıkıldı, bu savaşı bitirmek istiyorlar demek ki. Abi Bahamut, sen çok güzelsin ya. Ultima kılıcı. Bende de var ama bendeki Ultima Blade. Lan nasıl kaçıyor? Bak bak bak. İfrit ne oldu? İfrit'ten halk oyunlarını izliyorsunuz. Şu Bahamut'un içindeki kim, onu merak ediyorum ben. Noctis onayı verdi. İfrit'i paramparça ettik. Bay bay. Ölmedin mi sen? Teke tek mi istiyorsun? Gel hocam. O bile yeterli değilmiş. Hatta daha kötü olmuş hepsi. Şeyi durdurmamız lazım ama yanıyor bu. İfrit git artık, git. Birazcık hasar verdik. Ignisuna sen bir buz atsan belki söner ya. Yok, 426 vurduk anca. Buna Freya'nın çatalıyla vursam. Ya yandığı için hiçbir şey vuramıyorum şu an. Şöyle bir armiger. Bayağı vuruyorum aslında ama. Ne
Armager Chain. Armager Chain. Aa nice. Güzel. Yaralandı bayağı. Gladio, sen şuna şekil şükür yapmak ister misin? O kadar çok kastım ki abi. Şey artık. Yine mi summon mı geldi? Kim bu? Gelsin. Shiva mı geliyor bu sefer de? Shiva gelsin bari. Gel abi, kim geliyorsa gelsin. Herhalde Shiva, evet Shiva geldi bu sefer de. Shiva çok güzel tasarlanmış bu oyunda ya. İfritini durdurur, Shiva durdurur. Hatta yani paramparça olacak bence İfrit şu an. Donacak. Evet yani dondu. İfrit'in gücü ateş olduğu için Shiva'nın counterlaması, engellemesi çok doğal. İnsanlığı sevmeyen ifrit paramparça. O taşın seçilmiş kralı. Dünyaya ışığı getir. Ne dedi? Işığı geri getirmemi söyledi. Demek ki bu sonraki durağımız. Hadi gidelim. Üstüm başım kirlendi. Daha yeni giymiştim ben bunu. Aa, kupa da aldım. Taht odasına git seçilmiş kral. Herhalde chapter 14'ü böyle bitirdik. Sonunda. Kale. Taht odası sadece ileride. Ve ışıklar hep var. Yani birilerini bekliyor demek ki. Evet, biz bunu nasıl bitirmek istiyorsak o da onu hani o da bitirmek istiyor. Asansöre çalışıyormuş. Asansöre bin. Binelim. Kimse var mı etrafta? Yok. Dur Noctis, dur. Ardın geliyoruz. Bekle, az geliyoruz. Artık oyunu bitireceğiz. Ah Noctis, ah. Tel tel sakalların çıkmış. Taht odası bekliyor. Aynı zamanda Ardyn de bekliyor. Sanki onun kendi yeri. Evet, bunları geri almanın vakti geldi. Bu gece bitecek. Burada bitecek. Ama büyük ihtimalle bizimkiler Noctis'in kendini feda edeceğini bilmiyor. Evet, uykusuzluğa bir ilaç olarak çevirmişler ki zaten şehrin adı uykusuzluk. Insomnia. Güzel bir quest adı olmuş. Ayrıldığımız gün King Regis'in karşısında nasıl heyecanlıydın, hatırlıyor musun? Aynen bu, o gün hani ayrıldığımız gün burada olduğumuz son gündü. Her zaman çocukken bu odadan nefret ettim diyor. O zaman gidelim mi Noctis? Ama bir dakika durun. Ne oldu? Prompto resimlerini görebilir miyim? Tabii. Sadece bir tane daha lazım, beraber çekelim. Tabii anladım. Abi şu an duygulandım ya. Ya bir tanesini yanıma alacağım ben. He, pardon. Ben çekileceğiz zannettim. Gidip en saçma fotoğrafı alayım mı? Yolda olduğumuz, gittiğimiz her yeri düşün. Şimdi ben Noctis olsam yanıma hangi resmi alırdım? Aa, ben Noctis olsam Luna Freya ile olanı alırdım ya.
Gerçi öyle bir resim yok galiba Luna Freya'nın resmi. Sadece gelinliği var. Da Luna Freya'nın gelinliğine bakıp da bu olay güzel olmuş ama. Bunu alalım. Ja. Mottette kureru no wa sore da ne. O zaman gidiyoruz Ardyn'e doğru. O da ne? King Regis? Luna Freya mı o? Hepsini diriltmiş mi? Ne yapmış? Bir şeyler yapmış. Şansınız bitti artık. Üzgünüm. Bu seni geri getiren taht sadece bir kişiyi taşıyabiliyor. Tek kişilik yeri var. Kukla, buradan git. Oraya kral oturur. Ardyn bayağı gücendi galiba. Oo Noct. Bunu ne kadar uzun zamandır bekliyorum biliyor musun? Tahmin edebileceğinden daha çok. Daha şeye böyle hokkabaz dememiz Ardyn'e. Kukla, hokkabaz git buradan diye. Evet, sonunda asil kan sona erecek. Kristali de koymuş oraya manyak. Nasıl bir garesse artık gerçekten. Ardyn tahta mı oturuyor? O da göremiyor garibim. Oturuyor ama uzun sürmeyecek. Bu benim yükselişim. Hayda, ne oldu bizimkilere? Ne yaptın? Kralların savaşında yerler, ya, onların yeri yok. Hadi gel, Noctis. Teke tek dövüşeceğiz demek. Bizimkiler ölmemiştir de yerdedir diye düşünüyorum. Abi Luna Freya mı o? Luna Freya, King Regis. O kim? İmparator. O kim? Nyx. Abi Kingsley'deki Nyx. Nyx Ulrich. Oha! Oha! Ben bunu beklemiyordum hiç. Abi Kingsley'deki Nyx. Easter egg mi artık bilmiyorum ama bence zannetmiyorum. Sonuçta yüzü... Neyse spoiler vermeyeceğim. Az daha spoiler verecektim filmden ama. Oha! Abi! Ben bu videoyu burada bitireceğim. Şoktayım çünkü. Gerçekten şoktayım. Ya zaten çok oldu. Bir saate geldim neredeyse. 55 dakika olmuş kayıt. Ha abi Nyx. Luna Freya, King Regis İmparator. Nyx'in ne suçu var? Evet, bir sonraki bölümde artık Ardyn bitecek. Yani sonraki bölüm kısa olmayacak. Kısaymış gibi hissedebilirsiniz ama bol bol oynanarak... Yani oyunun... hikayesi, ne bekledik, ne bulduk, her şey hakkında konuşacağım uzun uzun, muhabbet edeceğim. Hani bu oyun bana ne sundu, bu oyun benim için nasıl bir pozisyonda, nasıl bir durumda, yani Final Fantasy oyunları arasında nasıl durumda, 2016'da çıkan oyunlar arasında nasıl bir durumda, onları konuşacağız. Ama yani bu kareyi geçtim, Nyxor'da görmek, wow. Hiç beklemiyordum ya böyle bir şeyi.